Merhaba. Sitenize bir yazı eklemek için yönetim paneline giriş yaptıktan sonra yazılar bölümünden yeni ekle kısmına tıklıyoruz. Ben burada örnek yazı adı altında bir yazı oluşturacağım. Başlık kısmına giriyoruz. Daha sonra içerik kısmına giriyoruz buraya. İçerikleri yazabilirsiniz. Ya da backend editör kısmından da örneğin bir galeri eklemeniz gerekiyorsa bu yazıyla alakalı, yani birden fazla resim eklemek istiyorsanız backend editör kısmından artı işaretine tıklayarak imaj galeri bölümünü seçebilirsiniz. İmaj galeriyi buradan örnek olarak ben iki tane resim ekleyeyim. İki tane resim eklemek istiyorum. Ya da ortam kütüphanesinden istediğiniz bir ya da birkaç resmi seçebilirsiniz. Ya da yeni eklemek isterseniz dosya yükle bölümünden dosyayı seçip yeni resim ekleyebilirsiniz. Ben olanlardan 3 tane resim ekleyeyim. Add image dedik. Burada imajların, yani galeride kaç kolondan oluşacağını belirliyoruz. 3 resim attığıma göre 3 kolon olarak seçiyorum buradan. Resimler arasında boşluk bırakıyorum. Save change diyorum. İçerik kısmına değişiklik yapmak isterseniz içerik, şundan kopyalım. Yani birçok içerik ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra buraya da bir resim eklemek isterseniz ortam ekle kısmından herhangi bir resmi buraya eklersiniz. Yazıya ekle. Yazıda resmi seçtikten sonra sola yasla bölümüne tıklayarak yazıyla resmin doğru orantılı olmasını sağlayabilirsiniz. Değişiklikleri kaydet. Daha sonra bunların yerlerini, yani sayfada, daha doğrusu yazı içerisinde gözükmesini istediğiniz sıraya göre sürükle ve bırakla yerlerini değiştirebilirsiniz. Ya da düzenlemek isterseniz bulunduğunuz hangi bölümü düzenlemek istiyorsanız o bölümün üstüne geldiğinizde yeşil alan açılacak şöyle. Buradan kalem üstünden yazıları ya da resmi ya da galeri bölümüne tıkladıysanız galeri bölümüyle alakalı değişiklikleri yapabilirsiniz. Daha sonra bu yazıyı öne çıkan bir görsel ile sitenizin içerisinde tanımlayacak bir resim ilave etmeniz gerekiyor. Öne çıkan görsel olarak belirle diye bir link var. Oraya tıkladığınız zaman buradan bir tane resim seçerek öne çıkan görsel olarak, yani bu yazıyı belirleyici bir resim olarak resim tanımlayacaksınız. Ve bu yazının hangi kategorilerle alakalı olduğunu da buradan seçebilirsiniz. Genelde tek kategoridir ama siz farklı iki kategoriyi de ilgilendiriyorsa farklı iki kategoriyi seçebilirsiniz. En son yapmanız gereken şey yayınla butonuna tıklamak. Yayınla butonu ilk kez yayınlandıktan sonra güncelle butonu olarak değişir. Bundan sonra da yaptığınız herhangi bir değişiklik, yani burada mesela duyurular kategorisi değil de faaliyetler kategorisine eklemeniz gerekiyordu. Yanlış ektiniz. Burada herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra güncelle butonuna tıklayarak sayfanızın, daha doğrusu yazınızın gerekli ilgili sayfalarda görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu kadar.